أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات Kastamonu 233. Evet Mustafa, buyur kardeş. Ders senin. Yani dersin konusu neydi? Onu takdim evet, et. Evet, üçüncü mesele. Dersin konusu mevzu ağırlık olarak ikinci nefsi. İkinci nefs emmari, mecazi nefs emmari ile ağırlıklı. Maddi ve manevi nefs emmari diyebilir miyiz? Maddi manevi diyebiliriz, evet. Hı. Yani birinci nefs emmarenin tezkiyesinden sonra ortaya çıkan ikinci masum, daha ziyade ahlak hisseyi idam ettiren söz dinlemeye ve ahir ömre kadar devam eden ikinci manevi nefs emmari. Ha, demek ki maddi ve manevi nefs emmari. Üçüncü mesele Kastamonu layıkası 233. Bir kardeşimizin kusurunu görmediği münasebetiyle onu ikaz için yazılmış ince bir meseledir. Belki size faydası olur diye yazdık. İnce bir mesele. Bir zaman evliye-i azimeden, nefs emmaresinden kurtulanlardan birkaç zatta şiddetli mücahede-i nefsiyeler ve nefs-i emmareden şekvalarını gördüm. Çok hayret ediyordum. Hayli zaman sonra nefs-i emmarenin kendi desaisinden başka daha şiddetli ve daha ziyade söz dinlemez ve daha ziyade ahlak hisseyi idame eden ve heves ve damar ve asab, tabiat ve hissiyat halitasından çıkan ve nefs-i emmarenin son tahassümgahı bulunan ve nefs-i emmareyi tezkiyeden sonra onun eski vazife-i seyyiyesini gören ve mücahedeyi ahir ömre kadar devam ettiren bir manevi nefs-i emmareyi gördüm. Ve anladım ki o mübarek zatlar hakiki nefs-i emmareden değil, belki mecazi bir nefs-i emmareden şekva etmişler. Sonra gördüm ki İmam Rabbani dahi bu mecazi nefs-i emmareden haber veriyor. Bu ikinci nefs-i emmarede şuursuz, kör hissiyat bulunduğu için akıl ve kalbin sözlerini anlamıyor ve dinlemiyor ki onlarla ıslah olsun ve kusurunu anlasın. Yalnız tokatlar ve elemler ile nefret edip veya tam bir fedailiğe her hissini maksadına feda etsin ve Risale-i Nur'un erkanları gibi her şeyini, enaniyetini bıraksın. Metin bu. Ne acayip hazine. Peki baştan başlayalım. Bir kardeşimiz kusurunu görmediği münasebetiyle niçin görmedi? Çünkü ince maddi nefs emaresi yok. İnce olan manevi nefs emareyi var. O bir kardeşimiz deyince maddi nefs emareden sıyrılmış. Niye görmüyor? Çünkü gözü küçük bir mesele değil. Aşağıda kördür dedi abi. Kör. Kör. Yani. Kör nefs emare. Çok ilginçtir. Nasıl onunla baş edebileceğini de üç tane yöntem söyledi. Bir kere o laf dinlemez, ilimle olmaz. Manevi nefs emare ilimle, derslerle aşamazsın. Laf dinlemiyor çünkü. Ama onda şeyde var mı? Kuvve-i Gadaviye, Kuvve-i Akliye ve Kuvve-i Şehriye. Onlar ifrat ve tebliğ. Yok. Onların ötesi. Onların ötesi. Tabii bu manevi nefs emare. Onlar da o maddi nefs emare de o. Hmm. Kuvve-i Akliye, Kuvve-i Gadaviye, Kuvve-i Şehriye'nin ifrat tefrit. Bu değil. Hmm. Bu dip yani. Bu dibin dibi yani. Hmm. O bir şey değil o. Devam et bakalım. Bir zaman evliye-i azimeden nefs emaresine kurtulanlardan. Kimmiş? Evliye-i azime. Yani normal bir evliya değil. Evliya olabilmesi için nefs-i emareden kurtulması lazım. Ama
nefisten şikayet etmiş. Bak evli olabilmesi için bizim bildiğimiz o hayat var ya, maddi hayat. İşte kuvve-i gadabiye, kuvve-i şeviye, kuvve-i akliyenin ifrat ve tefrit mertebesine sıyrılıp vasata gelmiş. Bu evliya oluyor, evliya azim oluyor. Ama böyle bir evliya azime nefisten şikayet etmiş. Beyazı Besim Hazretleri'ne evliya azime diyor üstad. Evet, evliya azime diyor. Onun gibi bir zat. Nefs-i emareden kurtulanlardan birkaç zattan, kişi de değil, birkaç zattan şiddetli mücahede-i nefsiyeler ve nefs-i emareden şekvalarını gördüm. Ustadlar demek o zaman da bu döneme kadar pek bu kadar yakınıyeti yoktu bu meselede. Niye? Hayret ediyordu. Peki abi nefis ölür mü abi normalde? Nefis nedir peki, onu tanıyor. Nefiste ne anlıyorsun? Nefisi biliyor muyuz? Ondan sonra maddi bir nefse emare geçeceğiz. O soruyu soracaktım da. Hem emare tarafı var Hasan abi. Bir de varlık tarafı var. Emare tarafı bütün lezzetlerin yuma, menba, kaynağı. Yani nefis deyince bana tutulacak. Zaten şöyle bir şey anlat yani. Bu nefis, bu burasıdır, bu da budur. Yani muamma bırakmayacaksın. Bu budur, bu da budur. Böyle bir çalışma veya tespitin oldu. Abi şöyle abi. Yani külliyatta mesela nefsi emmarenin genelde özelliklerini sayıyor ya abi. He. Mesela fahre meftun, şöhrete müptela, işte hodbinlikte bir hemtaz sersem nefsin. 18 sözde var. Sonra o Ramazan Risalesi'nde 4. 5. günde nefsin özellikleri var. Nefis kendini hür ve serbest ister, öyle terakki eder. Mevhum bir rububiyeti var. Ondan sonra aczinin hakkını bilmez abi. Efendim, terbiye olmak istemez. Yani hareket eder. Daha ziyade bu şekilde anlatılmış yani şey özellikleri. Nefis. Başka? Nefse emare ekleyecek var mı? Yani 4. hatvede tamamıyla nefse emareyi anlatıyor sana. Ne anlatıyor mesela? Hulasa et bana. İşte 1. hatvede diyor nefis bizzat kendini sever. Kendini bütün kusurlardan tebeli eder. Kendini görür, kendini bilir. Kendine güvenir. Kemalati 2. hatvede kemalati kendine bilir. Bütün hayveri kendine bilir. O zaman anlattığınıza göre bir... Allah'tan uzaklaştıran güç. O şeydir. Emmare tarafı. Lugat. Orada. Üçüncü hafta işte ölümü görmez diyor. Zıvalı fenayı görmez diyor. Başkasına verir, kendisini almaz diyor. Tanımak için ne yaptık değil mi? Dördüncü hatırladı da tam kendisi bir müstakiliyet verir. Ruhiyet dava eder. O zaman müstakil bir vücudu var bunun. Beraber gidelim inşaat yapalım. Nefsin anlattıklarınız da bir vücudu var değil mi? Yani müstakil vücudu yok, kendisine müstakil vücut veriyor. Evet. Cenab-ı Hak icadiyle bir vücuttur. Yani Cenab-ı Hakk'ın dışında bir müstakiliyeti yok. Yok, Allah'ın dışında bir şey yok da. Yani bizim... Kendisine o şekilde bir müstakiliyet veriyor. Evet, yani ruhun dışında böyle ulvi, kemalata böyle ait bir şey değil, ayrı bir yapı var. Vücut haricisi var değil mi? Var. Bize rağmen çalışıyor. Ayette de küllü nefsin zaykatı mevt. Değil mi? Fakat çok cami olduğunu söylüyorsun Hazretleri 20. sözün zeyninde. Ne diyor? Cami. Cami, cihazat-ı keseriye sahip. Sahiptir. Bir de 28. sözde de şey var. Tezekki etmek şartıyla diyor. Evet. Bedenimiz diyemez miyiz abi? Bedenimiz durdukça bu duruyor çünkü bunu kullanıyor. Peki. İçeride de. O zaman bu nefsi böyle bir tanımladık. Harun da bir şey diyor bize. Şimdi nefis, bu dediğimiz gurur, biyemta, heves böyle özelliği var. Ayette de bu nefis ölecek diyor. Ondan sonra başka bir şey, az içmek, az yemek de nefse darbe vuruyor. Öyle değil mi? Hasat. Yani darbe vuruyor az yemek. Peki az yemek, az içmek nefse darbe vururken aslında bedensel bir olay değil midir az yemek, az içmek? He Murat? Evet abi. Beden. Az yemek, az içmek, az uyumak. Bedene vurulan darbedir. Bedene vurulan darbeyi Risale'de veya dinde nefse vurulan darbe deniliyor. Demek ki nefisle beden arasında bir özdeşlik var. Bütün lezzetlere menba nefistir diyor ya. Evet. Oysa bütün lezzetlere menba bu cihazla yapılıyor. O zaman ciddi bir diyalog var bedenle nefis. O zaman nefis anlattığımız var ya BMT'dır, şöhret-i müptela'dır, kimseyi dinlemez, kale almaz. Nefis denilen yapım cismaniyettir. Cismaniyetin iki yönü var. Bir heves, bir heva.
Sonra şey dörttü pardon. His, heva, tabiat, bir de şey. Heva, heves, damar, asap, tabiat, kör hissiyat. Beş. Şimdi bir benim bedenim var, gömleğim, atletim, benim vücudum, benim hayatım der ya. Şimdi nefis böyle hayali falan değil. Nefis böyle bir atı kullanıyor. Nefsin bu bedenin ruhu, öyle diyeyim, bu bedenin bizim bildiğimiz değil. Şu bedenin bedenle alakalı, nefis çünkü kılcal damar gibi bedene girmiş. Nefsi çözeceğiz ki bunu çözelim. O his, kendi bilmez, kafatı tutar falan. O, bu bedenin dışında bir yapı. Ama bedene binmiş. Bedene bağımlı. Beden halitası. İşte bu nefse mukabele edebilmek için büyük zatlar, bu anlattığınız var ya, bir hem ta, şöhret hem ta, bununla şöyle mücadele etmişler. Yememeyle, uyumamayla. Bedene vurulan darbe direkt nefse vurmuş. Değil mi? Direkt de vur. O zaman bizim o bildiğimiz nefsi emmare ile ceset aynı. Birisi vücudu harici yönü, birisi vücudu manevi tarafı. Nefis denilen şey şu maddi cesedin ve maddi cesedi meydana getiren his, heva, damar, tabiat, kör hissiyat. Donmuş halidir bu ceset. Şu üç tane sıfatı, şey beş tane sıfatı buhar gibidir. Karıştır bunu sulu. Karıştır buzdolabına koy, donsun. Bu olur. Bu ölçek. Yani onlar nefse emmarenin, yani yeme içmekteki şeyle nefse emmarenin o firavunluk cephesi, Ramazan sahasını diyor ya. Evet. O mevhum rubiyetini kral diyor. Ha, şimdi bu bedende hakimiyet de sana hakim oluyor. Yani nefis bedene hakim olma nispetinde ruha hakim oluyor. Mesela firavunluk cephesine darbe vurur diyor. Mesela nefis tek şeyle tırsıyor, oruçla. Açlık. Açlık yani. Başka mümkün değil. Ne ilim, ne fazilet, dinlemiyor. Hatta güçlenmesine daha kuvvet veriyor. Acayip bir şey. Açlık da biliyoruz ki darbeyi bedene vuruyor. Böyle kıvranınca bir şey diyemiyor. Hangi organla ne yapacak ki? Nefis bilmem ne istiyor. Ne istiyor? Neyi yapacaksın? Sistem bitmiş. Yani yedirmemişim ben. Ata, köpeğe yedirmemişim. Ne yapacak? Buğdayı vermemişim ata. Fakat nefsin sana en hoşuna gitmediği şey vasattır. Mesela tefriti tasvip ediyor, vasatı kabul etmiyor. Zaten her şeyin ifratı şeytandan, tefriti nefse emmaredir, vasatı sünnettir. Her şeyin. Mesela kuvve-i akliye, ifratı cerbeze. Tefriti nedir? Gabavet. Mesela kuvve-i şehviye, illa cinsellik değil. Hayatta her türlü ve lüksü yaşamak, haram helal dinememek. Tefriti ise mevcut var olan servetini bile hizmete ve kendi hayatına, din hayatına harcamamak. Adam pinti. Pinti giymiyor, giydirmiyor da. Dev gibi fabrikası var, parası var. Hizmete de vermiyor, kendisi de yaya geliyor dersin. Ben çok iyi biliyorum. Var yemez. Böyle çok iyi biliyorum. Beyazıt'tan Fındıkzade'ye kuyumcu, toptancısı yaya geldiğini biliyorum. Bir defa değil ki. İktisat ediyormuş. Ben zannettim ki yürüme ihtiyacı varmış. 1985 ha. Beyazıt'tan, kuyumcular dükkanından. Ondan sonra şimdi eli, ne güzel demiş rivayette. Ya elin oğlu yiyor veya elin kızı yiyor. Ne demek o? Oğlun varsa elin kızı yiyecek, kızın varsa elin oğlu yiyecek. Başkasına topluyor. Senin hangisidir? Ne yedinse o, ne verdinse hizmete. Ha. Demek ki arkadaşlar toparlarsak, nefis de burada maddi nefse emmare, manevi nefse emmare dedi ya, nefisi bir tanımamız lazım ki yürüyelim. Nefis donmuş ceset olmuş. Cesedi makineye koyalım, ısıtalım, buharlaştıralım. Artık o cesedi meydana getiren yapı, mesela diyelim ki bu kalemdir ama E eşittir MC karedir. Yoğunlaşmış enerjidir. Buzdur ama sudur. Sudur ama H2O'dur gibi. Ha,
nefis donmuş, ceset olmuş. Ama nefis nefislikten çıkmamış. Karşımıza o çıkıyor. O zaman büyük zatlar ki yöntem de o dinde, nefsi dizginlemek, darbe vurmak için kimi göreceksin? Kimse yok ki karşında. Cesede vurmuşlar. Cesede vurmuşlar. Ha şimdi gelelim öteki taraftaki nefs. Manevi nefs emmare ise bu his ve heba. Hislerin hulasası maddi nefs emmaredir bu. Donmuş enerjidir. Çok yatmak, menfaat, para, yemek, cinsellik bu istiyor. Maddi manevi nefs emmare ise hevadır. Senin anlattığın gibi şöhret, tanınmak, bilinmek, ben bilineyim, ben tanınayım, ben konuşulayım, benden bahsetsinler. Ben merkezli, o düşünce var ya, hevadır. Yani hava gibi düşün. Yani muayyen bir şey gözükmüyor ama adam abi olayım, hoca olayım, önde bilineyim, ben tanınayım, ben bilineyim, ben konuşulayım, ben merkezde olsun. Her türlü fedakarlığı yaparım ama ben bileceğim. Benden isteyeceksin parayı falan. Yani bu tür şeyler bu hevadır. O da nefsin enaniyeti oluyor değil mi sana? Enanet diyemez. Enanet de bir sıfattır. Enanet diyemeyeceğiz. Farkı ne oluyor peki ereyle bunun arasında? Enaniyetle bizim o ene farklıdır. Ha? Ene. İkisi. Ene bir alet insanidir. Alettir. Bizim ene değil. Meculdaki ene değil. Ene'nin iki tane manası vardı. Bir ademi manası, bir de vücudi manası var. Ademi manası ise bir alettir. Alet inkişaftır. Akıl gibidir. Bir alettir. Gurur, kibirin kaynağı. Ademi vücudu manası ise o ben olan ben. Her şey de öyledir ya. Mesela şöyle diyeyim. Adem ise vücudu ilmiye perde olmuş bir unvandır. Adem-i mutlak değildir. Bu şekilde. Ha şimdi toparlıyorum. Ceset, hislerin donmuş hali. Böyle bir nefis. Yemede, içme merkezlidir. Temperverlidir. Yani bu bedenle alakalı ne varsa o. Fok balığı gibi yer. Bir de bu cesede hakim olan daha içerisinde heva var. Ben bilineyim, ben tanınayım, ben konuşulayım, benden bahsetsinler, tezkiyesiz nefse emmare, firavun, bu işte manevi nefse emmare tarafıdır. Bu ölmüyor değil mi abi? He? Bu ölmez. Peki o birincisi ölüyor mu abi? Ölüyor. Ölüyor değil mi? Ölüyor. He. Hep öldü mesela ama terakki durur. Peki o zaman her şeyin bir nefsi var mı abi? Var. Peki onun maneviyatı var mı her şey? Var. Mesela bazen Risale-i Nur'da nefis insan manasında kullanıyor. Nefsine zulmettin diyor. O insan. Yani yapına, sisteme demek o. Özbenliği mi? Yani özbenliği değil, insan. Hmm. Beşeriyet. Bir de nefsi emmare deyince ayrışıyor. Ama insanlar da cehalet olduğu için şöyle bir şey oluyor. Cehalet de insanları kastetmiyorum. Ben arkadaşlarımdan bahsediyorum. Yani başta ben. Nefis deyince hemen nefsi emmare gidiyor. Hayır, nefsi emmare en şerdir. Ondan sonra levvame var, mulhime var, mutmaine var, raziye var, natika var ve safiye var. Allah nefsi levvameye yemin ediyor. Öyle değil mi? Bir nefsi levvame, irci'i var ya, gir yani, gireceksin demiyor. Gir. Cennet. Nasıl dua et? Fethuli fi ibadi ve tuli cenneti. Onun başında bir ayet yemin ediyordu ya. Ya nefsül mutmainne. Bak. Orada Allah mutmain nefsi yemin ediyor. Yani o zaman nefis deyince hemen aklınıza şer gelmesin. Yapısı yedidir. Dibi nefs emmaredir. Onun altısı tamamen hayırdır. Nefs emmare levame, mulhime, mutmainne, raziye, natika, safiye. Bunlar hepsi hayırdır. Allah bir nefs-i levvameye yemin ediyor. Ha onların sıfatları ayrı ayrıdır. İşte hangi makamdadır? Ama nefisi tanımlamak için arkadaşlar cesedi bilmeniz lazım. Aslında bir şey soracağım ben. Nefisteki enaniyetle nefsin o
30'un sözü anlatılan enaniyet, yani ene, nefisteki ene ile 30'un sözü anlatılan ene farklı şeyler mi? Farklıdır. Anlatayım. Kısaca bununla alakası yok da. Nefisteki, bu nefse mari değil, 30. sözdeki ene, alet, alet insani, vahidi kıyası, o latife insaniyede bulunan, nefse marede değil. Nedir o? Onu açıklıyor üstad. Bana sana bırakmamış. 146-147'de de diyor ki, bu rüznamedir diyor. Takvimdir diyor. Haritadır diyor. Çekirdektir diyor. Manafi cihetiyle bu ama sana. Tabii tabii. Manafi cihetiyle. Ha. Durum bu. Ha bu. Bu, buna neonarifi şu. Vücuttur. Hayali değil. Ademi ise her şeyin iki vücudu var yani. Bunu aklına tut. Kalemdir, akıldır, ruhtur. Allah'ın dışında ne yaratılmışsa mecul dahi. Ne Adem, vücut. Eğer bir vücut varsa mutlaka Adem'i vardır. Çünkü vücut Adem'de izah ifade ediliyor. Vücut varlığın ifade edildiği zeminsiz zemin. Ha? O zaman her bir şeyin Adem'i ve vücudu varsa, o zaman her bir şeyin Adem'i manası ile vücudu manası ayrıdır. Külliyata baktığınız zaman, enaniyeti emirdağında, ruznamedir, takvimdir, çekirdektir, haritadır, hulasadır, değil mi? Mizandır, alettir. Öteki tarafta bakıyoruz ki, şeydir, o olumsuzluk, gurur, kibir vesaire, Adem'i manasıdır. Yani bu zeminde bu izah ediliyor. İşte bunların iki enenin, Adem'i ve vücudunun cemi, yani mahluk, sahiplenme noktasın ki mahluk değildir der Ustad Meçhul Barla'da, o enedir. O, ona mahluk denilmez artık. Benlik, hakiki benlik. Bunu değil. Buradaki ruhta bulunan, senin sorduğun 30. sözdeki ruhta bulunan ruzdamedir, takvimdir. Ama buradaki o ene şey şey risalesinde, Ramazan risalesinde ben var ya, o ene ise bununla alakalıdır. Bunu böyle ayırt etmek, vücudi manası ve ademi manası ayırt edemezsen şahsi hukuk ve umumi hukuk gibi işin içinden çıkamazsın. Mesela diyelim ki nefsine zulmettin. Nefsine zulmetmek kötü mü? Meyve Risalesi'ne diyor. Niye zulmettin diyor. O zaman iki tane farklı ene olmuş öyle değil. Nefsin enaniyeti, mesela 82 zidemalarda nefs-i insaniyenin enaniyetini tahrik etmek. Ondan sonra 24. sözde nefisteki eneyi yırt. Ondan sonra 4. şuada nefsime, yani eneye baktım tabirleri var. 30. sözde normal bir eneyi anlatıyor. Onu müsbet ve menfi tarafından anlatıyor. Yani nefisteki enaniyet farklı. Ruhtaki yıl, ayrı. Ruhtaki ene, enedir, nefisteki ene enaniyettir. Zaten mesela Adem diyelim. Adem, biz Adem Aleyhisselam insan bilmiyor muyuz? Adem bir manası varlıktır. Adem'in bir manası topraktır. Adem'in bir manası vücuttur. Şeytanın bir manası, şeytan iblistir. Şey azazildir, iblis sıfattır, şeytan sıfattır. Adem'dir bir manası. Şeyin sıfatıdır, şeytanın. Adem alemlere sabana, subhanallah, subhanallah der diyor. Ana Adem yokluktu. Yok olan bir şey subhanallah der mi? 11. şu anda söylüyor. Adem alemleri subhanallah, subhanallah diyor. Yani kavramlarımızı bu tür dersler nasıl anlaşılıyor? Muzakir onun için yapıyoruz. Kavramları alemimize oturtmamız gerekiyor. Cüz, cüzi, kül, külli, vücut, adem, şahsi hukuk, umumi hukuk, am, has, yani vesaire. Şimdi bu, nasıl çıkacaksın o eneyi sayıyorsun? Hatvelerde, 26. sözde. Nasıl anlatıyor? Sözlere bakıyorsun, işte o sözde hatveler nasıl anlatıyor? Bakıyorsun Emir Dağı'nda ne kadar büyük nimet aletleri. Değil mi? Zaten alettir diyor 30. sözde. Kader Risalesi'nin zeylinde ise o aynı eneden, aynı ismi kullanıyor ama ne kadar acayip şerrin kaynağı.
Bağladı bir bakıyorsun, bu noktada diyor, o ruh mahluk denilmez diyor. O zaman insan iradesiyle yani müstakil baktığı zaman ene işler... Kardeş nasıl oluyor biliyor musun? İnsan bir çingene bohçası gibi, yani bir şey diyelim, kalibodura mozaik. Yani insan öyle 18 bin alemin hulasası olduğu için bu budur, bu da budur, bu buradan buraya geçmez, böyle böyle yok. Her şey her şeyle alakadar. İç içe. İç içe. 18 bin alem. Onun için insanı tanımlamak herkesin müessiri olmadı. İnsanı tanımlamayı 20 vecihle 218'de yapıyor şu anlarda. İnsan kainat Kur'an'ının ayeti kübrası. İnsan kainat Kur'an'ının ayeti kürsüsü. İnsan hakikati Muhammediye cihletiyle çekirdeği hastesi. Yani hangisidir? Hepsi. Bak bir tane bana söyle hangisidir? Ayeti kürsü midir insan? Ayeti kübra mıdır? Çekirdeği hasti midir? İşte orada mahluk olmadığını söylüyor. İnsan nedir? Hakikat-ı Muhammediye cihetiyle kainatın çekirdeği hastesidir. Kainatın arkasındadır. Ama bizim bildiğimiz enaniyetler mahluktur. Kainattadır. Ama o cihette mahluk değil. Çekirdeğin içindeki program mahluk değil ki. Bak, hakikat-ı Muhammediye cihetiyle insan kainatın çekirdeği hastesidir. O noktadan kainatın arkasındasın. Enaniyet cihetiyle, beşeriyet itibariyle kainatın içine doğdun. Çok ilginç değil midir? Bak bir şey anlatayım. İnsan hakikati cihetiyle arş-ı azamdan, nef-i mahfuzdan, cennetten, cehennemden, Cebrail'den, Mikail'den vesaireden Allah'ın dışında her şeyden öncedir. Hakikati Muhammediye cihetiyle kainatın çekirdeği asli. Çekirdek ağaca nasıldır? Ağaçtan önce ya. Hakikat cihetiyle insan böyledir. Ama mahlukiyet itibariyle hakikati, mahlukiyet itibariyle kainatın içine doğmuştur. Meyvedir. Kainatın sonudur. Peygamberimiz bizim neyimizden olduğu için öyle düşünürüz değil mi abi? Yani, evet tabii o çekirdek. Çekirdek olunca biz de daldaki çekirdek deriz. Hmm. Yani meyvenin içindeki çekirdek, kökteki çekirdeğe ne aynısı ne gayrısı olduğundan bu meyvenin içindeki çekirdek itibariyle kökteki çekirdeğin aynısı olduğundan biz de bu çekirdeğiz ama bu çekirdeğin adı Muhammed. Nur-u Muhammed'i. İnsan değil yani ağaç değil. Bu çekirdeğin aynısı bizde olduğundan aynı hükmündeyiz ve biz kainattan önceyiz. Abi o Barla'da meçhuldür diyor ya. Orada ruhu anlatırken söylüyor ama eneği söylememiş. Ruh içinde olduğu için mi? Tabii ruh daha bu taraf. Ruh mahluktur. Ruh mahluktur. Yani bakıldığında zahirden bakıldığında şey ruhu anlatıyor. Ruhu şimdi anlatıyor tabii. Ama ruh bir kanun emridir. Ha onun arkasında ne var? Çekirdek var. Ruh çünkü ruh nedir? Kanun emridir. Ne var içi? Evamiri tekviniyedir. Evamiri tekviniye neydi? İhtiyaç, iştiyak, incizat, meyil. Dördün kula. Bu mahluk değil. Ha bunu kim sahipleniyor? Çekirdek itibariyle. Hakikat-ı Muhammediye cihetiyle insan ağaç değildir. Aynen sahipleniyor. Tabii hani şimdi burada eğer tabirler oturtmasa bunu 500 defa 500 kişiyle mutala et. Nefisi çözemediğin kişinin ama madde nefse emareden bahsediyorsun. Manevi nefse emare. O zaman hulasalım. Nefis bir ceset olarak gözüküyor. Cesedi donmuş ceset olmuş yönüne his. Cesedi donmuş ama ona hükmeden, hislere hükmeden hevesi var. Nefis. Bu ölüyor, haşir meydanında ötekisi olacak. Yani hatvede ne diyor? Tezkiyesiz nefsi emare bulmak şartıyla kendini seven başkasını sevemez, enaniyet yapar, gurur yapar, hazret yapar. Demek ki bu ceset zemininde oyun oynuyor. Maddi nefsi emare cesetle alakalı olan heveslerdir. Manevi nefsi emare bedene hakim olmaya çalışan, bedenle ruha hakim olmaya çalışan, bedene hakim olduğu gibi bedenle de ruha hakim olmaya çalışan manevi nefse emmare var. Manevi nefse emmare ise hevadır. Gurur, kibir, işte laf dinlemez, ondan sonra kafa, dik kafalı falan. Ötekisi öyle maddi nefse emmare değil. Verirsin suyu, köpeğe verirsin, bağlarsın oraya. Abi hangisi daha çok ruhu bozuyor? İkisi de bozuyor.
Yani ikincisinin bozması daha ziyade birincisinin ölmesinden sonra. Şimdi eğer Allah ikinciyi devreye aktif etse var ya, tarumar olursun Osman, tarumar, duman olursun, duman. Allah bize uyandırmamış. Bu ne normal evliya değil, evliya azimi olunca madde evliya olan bir veya birkaç tane esmada boyutlaşmış. Evliyayı halk da çok büyük zanneder. Yani evliya bir kere namaz kılan evliyadır. En düşük. Şimdi en düşüklerden bir tane söyleyeyim. Kabiri keşfetmiş. Evliyayı azim olunca madde nefse emaresinde sıyrılmış. Yani yeme içmenin işini bitirmiş. 40 günde bir yiyor. Ama manevi nefsi emmare uyanıyor. Adeta onun ölmesi onun düğmesine basıyor. Hani 23. sözde var ya, feneri yere çattım, yere çaktım, fener meğer o düğmeye vurmuş. Evet, lamban kırıldı. Fener kırıldı ama büyük lambayı yaktı. Vücudu halicisi var mı abi bunda manevi? Var. Şeytan mı? Bak, ruh bile mahluktur. Arkadaşlar, ene var ya ben olan ben. Onun dışında ne az sorarsanız sor, mahluktur, vücudu halicisi var. Şeytan diyebilir miyiz abi? Yok, onun temsilcisidir. Ruhun vücud haricisi o şey mi abi? Zihayattır, zişurdur, kanunen vücud haricisi var. Dört tane özellikle bak. Ruh bir kanun-ı emridir. Zihayat, bak kanun-ı emriye zihayat verildi. Zişur verildi. Kanun-ı emri bir takıldı, vücud harici verildi. Mahluk oldu. Bunu cesede koyamazsın, uymuyor. Buna bir glaf-ı latif bir bedeni misalesi ile sarıldı. Yani nefse uygun hale getirildi, buraya koydu. Eğer bir glaf-ı latifi, bedeni misali sarılmadan konsa bu patlar burada duramaz. Yani bir bedeni misalisi var ya, evliyayı azim ediyor. İyi dinleyin şimdi. Bunu da çözeceksiniz. 59 mektubatta İsa Aleyhisselam'ın maddeten nuzuluna 4 örnek veriyor. Bir tanesi diyor ki, evliyaların çoğu bedeni misalisini giyerek dünyaya geliyorlar diyor. Çoğu ama birkaç değil. Evliyaların çoğu bedeni misalesini giyerek dünyaya geliyorlar. Kuşların kanatlarına değil. Ha, hangi bedeni misalesi soruyorlar? Şu. Ruh bir kanun emridir. O zaman iyi takip edin. Çekirdek. Ona zihayattır. Zişurdur. Kanuna vücud harici. Takıldı. Mahluk oldu mu? Ha, bu mahluku bedene uygun hale getireceğiz. Buraya koyacağız. Bedeni misalesi bir glaf-ı latifisi folye ile kolibant ile sardık bunu. Dördü bir olsun parçalanmasın diye. Bu bedeni misali glaf-ı latifini yaptıktan sonra bedene koyma haline geldi. Elini bağladı. İşte evliya-i azime bedeni bıraktıkları için ruhun daha önce giymiş olduğu bedeni misali glaf-ı latifi bu. Abi o bedeni misali nedir? Bu işte. Tevessülü de aynen şey gibi, cismaneti gibi mi? Gibi oluyor. Bak bir daha söyleyeyim. İsa Aleyhisselam adetinin huzurunu diyor, her daim diyor, semavatta melaikeleri gönderen, Cebrail'i dihye suretinde indiren, alemi gayba geçen ruhanileri insan suretinde temessül ettiren, evliyaların çoğusunu medeni misalisiyle dünyaya gönderen. Dört. Soruyorlar, abi bedeni misali nedir? İşte bedeni misalisini külliyatla izah ediyorum sana. 574 müdür o? Şeyde, Miraç'ta geçiyor, 29 sözde geçiyor. Diyor ki, bedeni misali izah ediyorum. Ruh bir kanun emridir. Vücud harici giymiş. Bir, vücud harici, kanun emri, zihayat, zişur. Dört özellik içine konuldu. Kanuna, ruh çeverine. Oldu mu mahluk? Ama bu mahluk kainata sığmaz. Bir anda her yerde olma özelliğine sahip. Ruh bir anda her yerde, hiçbir yerde değildir, mekanı yoktur, şeyi yoktur, tamam mı? Yani bu ruhun bu yapısı itibariyle Allah esmasına en cami mazhar. Rahman ve Rahim demiyor. Sonra bunu alemi şehadete uygun hale geleceksin. Kolunu bacağını kıvıracaksın. Yani çök elini, hani bebeğe yaparlar. Çök elini, ayağını çök, çök. Hadi kolibantı ile sar. Buraya uygun hale getir. İşte bu ruhan dört özelliğine bir kolibantı ile folye ile glaf-ı latif beden misali sarıldı.
Bu sefer alemi şehadete ve bedene uygun hale geldi. İşte bir graf-ı latif, beden misali budur. Vefat edince bu bedenden çıkınca bütün çıplak olmaz. Bedeni misalisini giyer diyor. Ha o beden misalisiyle orada olduğu için beden misaliyle geliyor. Bakarsın böyle Serhat'tır böyle, tamam mı? Yasin'dir, Harun'dur. Böyle bakar belki de onlar değil şu anda. Ölüler de gezer. Ölüler de gezer, ustad da olur, senin simanda bir sürü usta geçtiğinde pat diye ben ustadı böyle gördüm dese şaşırmasın yani bir yerde. Tamam mı? Birisi derse. Çünkü bilir, hisseder veya ustad hissettirirse benim ha ona göre anlarsın. Mesela o bedeni misaliyle bakarsın adamdır. Böyle çünkü gelmiş. Size bir müjde vereyim. Gördüğüm kadarıyla yani rüyada gördüğüm gibi öteki şeyi anlamadım. İhlaslı olan her derste ustadın bedeni misalisiyle olduğunu yemin ederim. İhlaslı olan her derste başka bir gayete bedeni misalisiyle olduğuna yemin eder. O her derste var. Çünkü Bismillahirrahmanirrahim'deki Allah ve Rahman ve Rahim isimleri azami mazarlar. O Allah isimlerine mazariyet bütün diğer isimler acami oluyor. O zaman arkanızda zahir ve nazır. Tamam. Hata yaptığın zaman tokatını yiyoruz. İşte Risale-i Nur değildir bu. Bu Risale-i Nur külliyatındandır. Mesela Kur'an diyelim. Bu Kur'an değildir. Bu musaftır. Kur'an nedir? Bu musafı okuyan insandan ortaya çıkandır. Kur'an mahluk değil. Kitap mahluk. Kur'an mahluk değil. Ahmet bin Hanbel işkence görmüş. Uzattığımı fark etmiyorum. Farkındayım ama uzatmıyorum. Bu hissi çözmemiz lazım. Bir derste çözülecek değil. His işi merkezindedir. Onun için uzatıyorum. Maddi ve manevi nefsemal. İşte bu Risale-i Nur Risale-i Nur değildir. Bu Risale-i Nur'un dünya yüzünde ifade edildiği kimliktir. Bedeni misalisidir. Kur'an'dan misal veriyorum. Kur'an değildir. Musaftır. Musaf Kur'an olarak ifade edildi avamda. Tamam mı? Ha, şimdi peki Risale nedir? Canlı ve ruhludur. İştirak-ı amal uhrevi denilen o ruhani bir şeydir. İşte o idare ediyor bizi. Nasıl oluyorsa. Onu ifade eden şeydir bu. Külliyatından. O sistemin bir parçasından. Şimdi nefisi anlattık değil mi arkadaşlar biraz herhalde? Abi vicdandaki hisle bu nefisteki hisleri... Ha his bağdır. Dimağda da yani yapı var ya tahayyül, tasavvur. Hepsinin bağı var, bağ. O bağlarken kullandıkları malzeme, enerji histir. Dimağdaki his, vicdandaki his farklı şeyler. His, mesela sırda da his var. Hayvanda da var, seni akılla tanımıyor, koku. Mesela diyelim şöyle. Sığırı buradan ben çobanlık yaptım. Ahırdan çıkar, yayıma götür. Yarım saatlik yolu bırak, tekrar tak diye gelir. Çünkü her geçtiği yerde karınca gibi koku hissi bırakır. Bağ bırakır, bağla ipi toplayarak tekrar geri gelir. Onun için bağın adı insanı kadına, paraya, şuna, buna, erkeğe, ne bileyim çiçeğe, beni ona bağlayan bağın adı, haletin adı histir. His bağdır. Şöyle diyeyim. Dağın tepesine çıkacağım. Dağcı ipi var ya o kancayı. Çeviriyorum. Fırlattım. Taktım. Hadi çık. Bu ipin adı histir. O kanca duygudur. O şey bizim aracımızdaki yapıdır. Çıkan da insandır. Cenab-ı Hak'taki şuurlatın... Anladın bunu? Bunu anladın mı? Anladım abi. Şuurlatın karşılığı mı insandaki hisler? Hayır. Şuurlat daha latifedir. O daha bir şey... Orada şefkat-ı mukaddesi, muhabbet-i mukaddesi değil. Hisler esmada. Çünkü şeyde söylüyor. Hayat penceresinde söylüyor çekirdekte. Diyor ki hissiyat suretine kaynayan memzuç takışlar. Hisler şu. Suyu koy tencereye. Altından vur ısıyı. Kaynama histir. Kaynayan şey sudur, duygudur. Hisler duygudadır. Şimdi nefsi anladık.
nefsin donmuş tarafı var, donmamış tarafı var. Donmuş tarafı hevestir, beden bu, bu ölüyor. Ama 23. sözde dedi ya, feneri bir yere attı, her düğmeye vurmuş. Evet, bu fener kırıldı ama o kırıldı. Onun için bu nefse emmare, bedensel yapı çökmeden Allah onu aktif etmiyor. Böyle sistem çalışıyor. Bunu abi bir misal vereyim ben de abi. Ben, tamam. Şimdi adam mesela bir futbolcu abi, ayakları kırılmış, çok böyle top oynuyor. Fakat ayakları kırıldı, artık oynamıyor ya. Bu sefer daha şiddetlenmiş oynaması abi. Allah. Daha şiddetli. Yani aynı bunun gibi yani. Daha evet. Şiddetli. Yani daha. Maddesi bitmeden o manevi o şiddetlenmek olmuyor yani. Mesela bak bir tane misal söyleyeyim. Kimle gittik Rüşt abiye? Var mıydı? Beraber. Rüşt abiye gittim, bitmiş de yani, hasta ya. Hasan nasılsın? Abim çok iyiyim. Anla hizmet. Böyle bak, daha çok ya. Beden bitti bak ne yapacak bak. Ne yapıyorsun? Abi hizmet ediyoruz. Dur diyor, böyle yap. Laika dersi yapıyor musun? Adam bitmiş, laika dersi yapıyor musun? Bitmiş, bitmiş. Ölüsü yani. Nadir abi geçen şey, her şey bitmiş. Mahiyet insani birdir. Şiirleri söylüyor. Şiirleri söylüyor, şiirleri. Ama şey, öyle bir dönem geçirdi ki kapıyı unutuyor. Bir noktaya ciyan yap, ciyana hakim. Ha işte onu diyor. Nasıl oluyor? Sistem artık böyle çalışmış. Ölüsü bu. Öyle değil mi? Beraberdik. Şimdi Rüştü abi bak. Rahatsız. Ben de zamansız gittim. Yatıyor. Hasan ne yapıyorsun? Abi koşturuyorum gene. Ona seni koşturma. Biliyor ya böyle. Bak bir de yapacağım. Abi şunu yapıyoruz, almaya da şöyle hizmet oldu, şurada şöyle oldu, elhamdülillah abi şu. Tamam, sustum, sustum. Laika dersini, laikalarına zarar veriyor musun? Cemiyetin istikrarı ve istikameti için iki şey söylüyor. Cemiyetin ve Müslümanların istikrarı ve istikameti için. Laikalarına zarar veriyor musun? Veriyorum abi. Bana oradan bir sınır. Tamam. Hizmetim bu. Adam ölüsü bu. Ya ne demek istiyorum? Hani dedin ya, topçu. Ölmüş ama daha beter oluyor. Şimdi adam kolu kesilmiş ama kesilen yok kol, kaşınıyor. Çünkü kabul etmiş, bu var zannediyordu ondan. Eğer beyine komut versek bu yoktur, inansa bu kaşınmayacak. Adam ölüyor, laikayı nazar, cemiyetin istikrar ve istikamet için laikayı nazara veriyor musun? Adama bak ya. Bana demedi mi lazım? Hasan meyve getirdir mi? Beni biraz gezdir, bir şey yapar mısın? Evet abisi. Arkadaşlar biraz şey gibi oldu ama ben size senelerin bir nefis hakkındaki şeyi hulasa ettim. Bunu çok çalıştığım bir mevzu olduğu için. Şey abi ben bir cümle okuyacaktım. Kat'iye bildim ki ahir ömre kadar mücahede-i nefsiyenin sevaplar devamı için nefs-i emmarının ölmesi üzerine. Şimdi mesela maddesi öldü ya abi, Cenab-ı Hak istese maneviyatına devretmez. Evet. Peki niye devretmiş onu çalıştırıyor? Sevaplar, mücahede-i nefsinin sevaplar devamı için. Allah, vallahi hayret ediyorum Allah ya. Allah acayip bir şey Allah ya. Vallahi billahi ya. İçine yani ne kadar usta ya. Ne kadar mükemmel bir Allah ya. Öldürdüm bitti daha yani biz böyle yapardık. Allah acayip bir şey yani. Bir su, buzun içine suyu koymuş, suyun içine H2'yi koymuş, onun için onu koymuş. Onu, ya bir garip hakikaten Allah ya, tövbe estağfurullah. Normalde abi. Nefs ölüyor, şimdi manevi esenler çıkıyor. Şer gibi gözüküyor. Hayır kardeşim, sevap kazandıracak ya. Şimdi abi velayet-i kübrada, yani veraset-i nübüvvette nefsi öldürmek yok abi. Yani bizzat, mesela insanın en büyük düşmanı nedir? Nefistir. Normalde senin düşmanı var. İki tane cihat var ya abi. Cihatın birinde karşıdaki düşmanı yapıyorsun. Ama bu cihatta düşmanı öldürmek yok. Mesela yaraladın, bakımını da sen yapacaksın. Niçin biliyor musun? Bir şey anlatayım mı size? Tarikatta nefsi öldürmek var. Rahat edeceğim zannediyor, daha beter düşmanla karşılaşıyor. Evet, evet. Ustad diyor ki, bu ölmeden ortaya çıkmadığında, ey nurcular siz hizmet etmek için nefisle uğraşmayın. Niye? Size kuvvetli nefis değil, zayıf nefisi verip şey yapın, onunla mücadele etmek kolaydır. Maddi nefse mağaraya ölmeden manevi girmiyor ya.
maddi nefsi emmare ile meşgul olun. Çünkü bu kolaydır yenmeniz. Hizmet edin. Eğer siz maddi nefsi emmare öldürürseniz manevi nefsi emmare başınıza tepenize biner. Hizmet de edemezsiniz. Enaniyet, gurur, kibir, ben bilineyim, ben tanınayım, reis olayım diye helak olur gidersiniz. Oysa zoru kapattırıyor bize. İşte nurculukta nefsi öldürmek yoktur. Niye yoktur? Çünkü başımızın daha büyük derdi girmesi istenmediği için. Kemalat değildir öldürmek yani. Anladık mı orayı? Tarikatta nefsi öldürmek vardır. Zannediyor ki, zaten feveran etmiş adam. Evliye yazım eden nefsi emmare kurtulanlar bağırmışlar, çağırmışlar, mahvolduk, küçüldük. İmam-ı Rabbani de demiş diyor. Ha usta bu işi biliyor. Bak onun için dalgıç olmadan, usta olmadan, rehber olmadan dalamazsın, vurgun yersin. O abi biz de nefsi emmareyi öldürelim. Öldürsün Allah daha beter belanı verir. Bizim içinde öldürenler var mı içimizde? Var. Neden? Ben öylesi ceviz yiyenleri biliyorum. Neden abi? Söz dinlemediği için bu sefer maksadın aksiyle tokat diyor yani. Şimdi ne yaptı biliyor musun? Maksadı aksiyle tokat yedi, sif ceviz yedi, ceviz yedi, hiçbir şey, nefsi bitirdi. Ondan sonra acayip uçuyorum kaçı kontrolsüz bir dünya, pat diye kendisini gördü. O alemler acayip ve garayip. Taifler ve enerjiler korkunç böyle. Yani 10 bin metrede uçağın uçmasına benzemez o, tamam mı? Öyle bir rezonanslar var ki. Ondan sonra o adam bir baktı ki ne hizmette var, ne durculukta, en sonunda İslamiyet'te bile adı sanı yok. Namaz da bitmiş. Her şey bitmiş. Namaz. Tamam. Ben ya nelere şahidim de ya. 52 yaşındayım. Nelere şahit. Bak şimdi. Şey gibi gözüküyor. Tarikatta nefsi emmareyi öldürmek var. Nurculukta yok. Niye? Nefsi emmareyi öldürürse manevi nefsi emmare tepene binecek. O daha zor. Allah belanı verecek o zaman. En büyük bela bu. Kızma manasında bela demiyorum. Allah bela en büyük bela bu. O zaman diyor ki ustad, bu ölmeden o aktif olmuyor. O zaman sen bu 20 kilo boksörcüye savaş. Şimdi 20 kilo boksörcüyle savaşmak mı, 120 kilo boksörle mi savaşmak? Lan 120 ile zaten zor yapıyorsun lan. 120 kiloluk adamla nasıl boğuşacaksın? Onun için maddi nefsi emmare ölmemesi lazım. Ölürse ötekisi aktif oluyor. O zaman Allah belanı veriyor. Bizim bir yakın bela var. Yani halk arasındaki bela demiyorum tekrar. Musibet değil. Bel-a. Bel, evet yani. Bel. Ya şuna bir daha okuyayım abi. Ahir, kat'i bildim ki ahir ömre kadar mücahede-i nefsiyenin sevaplar devamı için. Nefs-i emmarenin ölmesi üzerine. Demek ki öldükten sonra. Oluyor. Onun cihazatı damarlara ve hissiyata devredilir. Damarıma dokundu. Abi damardan veriyorsun derste var ya. Kulağım abi bizim mesela bir yakın vardı abi. Mesela mide ameliyatı oldu. Bu da şimdi kebap yemeyi çok seviyor abi. He. Normalde mesela günde bir kere kebap yiyor ama şimdi midesi olmadı 24 saat istiyor ki kebap yiyeyim ben. Ya. Daha şiddetli oldu. Eskide bir defa isterdi tamam şimdi 24 saat 24 defa istiyor kebap. Bu sefer dışarı çıkamıyor bir şey yiyemiyor sadece sıvıyla besleniyor. Allah Allah. Diyor, maddesinin ölmesinden sonra cihazatı damarlara ve hissiyata. Demek ki yani demin maddesini ceset dediniz ya abi. Yani ceset olmasa nefis bir faaliyet yapamaz. Yok. Yani iki ruh da bunu kullanıyor. Nefis de bunu kullanıyor. Bu atı kullanıyor. O zaman bunu kontrol altına alacaksın. Vasatı bu. Tabii velayet-i kübrada bu abi. Kontrol altına al diyor. Evet. Yani ifrat tefrit. İfra, her şeyin ifratı şeytanlıktır. Her şeyin tefriti nefs-i emmareliktir. Nefse mahkum. Manevi nefs-i emmare yani bu evne ver. Vasat ise sünnet-i senedir. Allah Resulü sahabesine demiş. Bir sahabe vardı. Gece sabah namaz kılar. Gündüz sabah oruç tutuyor. Ne ailede özel hayatı kaldı ne bir şey. Karısı şikayet etti. Biliyorsunuz değil mi? Allah Resulü dedi ki ben Allah'ın Habibi ve Resulüyüm. Öyle mi? Estağfurullah tabi ya Resulallah. Ben diyor gece yatarım. Gündüz de yerim, içerim. Özel hayatım da var. Bak ne yapmış o sahabe? İyi ki böyle olmuş. Allah onlardan razı olsun. İyi ki yanlış yaptılar. Ben doğruyu nereden bilecektim? Yani gece sabaha kadar namaz kılmak meziyet değildir. İmam-ı Rabbani'nin sözünü söyleyeceğim. Kâhice, okyanusun damlalar adedince nafile kılmak meziyet değildir. Sana emredilen bir farzı yerinde kılmaktır. Allah'a yemin ederim ki, o da söylüyor da.
Orada söylüyor. Sabbaha nafile kılsan, yorgunluktan düşsen de sabah namazının farzını kaçırsan hiçbir değeri yoktur. Şeytanlıktır, şeytanın miracıdır. Hiçbir değeri yoktur, tam tersinedir. Sabah namazı sana emredilmiş, nafile emredilmemiş. Abi o tezkiye edilme şartıyla bütün lezzetlerin üstüne çıkıyor. O zaman kalbe, ruha, akla o aldığı lezzetler de bir şey oluyor değil mi o zaman? Malzeme oluyor. Malzeme oluyor, yapı oluyor. Mesela diyelim ki dilinden lezzet aldın, tamam mı? Onu tahlil ediyor. Zevki lezzete dönüştürüyor. Şükre mebde oluyor. Artık her şey... Mesela Tahir abi de şöyleydi. İçerken Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Bütün lokmaları Bismillah elhamdülillah. Bismillah elhamdülillah. Ne yapmış? Adam vasata getirmiş. Öldürmemiş. Müşta abi de ben de görürdüm. Derdi ki mekruh ve haram olmamak şartıyla uykum geldi zorlamam yatarım. Yemek saatim geldi hiçbir şey derste yapmam. Yemeğimi yerim. Öldürme yoluna gidilmemiş. Gidilmez. Ben de tavsiye etmiyorum zaten. Zaten abi insan ne zaman halifeye arz olur? Yani bu nefsi ve diğerlerini kontrol ettiğin zaman. Kontrol edeceksin. Buna kontrol ne demek biliyor musun? Buna hakim oldun mu? Bir noktaya hakim ol. Bütün cihana hakim olursun. Tamam. Bir nokta budur. Elif ve şey ya. Elif ene neydi? Elif ile şey. Nokta. Noktadan elif olur. Nokta 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 elif. Yani biz. Ben. Nokta. İşte elif bununla meydana geliyor. Eğer sen bir noktaya hakim olursan o noktayla yapılan elife de o elifle yazılan b'ye de elifi çevir b yaparsın. Elifi çevir sat yaparsın. Elifi çevir d yaparsın. Elif ya, elifi, sekiz demir düşünün, sekiz numaralı demir. İstediğiniz gibi harf açabilirsiniz. Yani elifle yazılır bütün yazılar. Elif de nokta ile yazılır. Nokta 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 elif. Al şimdi B yap. Kıvır, elif. Kıvır, sat, nun vesaire. Hepsini aynı şeyi yaparsın. İşte buna hakim oldun mu, bunu, bu neyin hulasası ise oraya da hakimsin. Vücutta dört unsur var. Ateş, toprak, su, buhar. Ateşe hakim olursan korkuların olmaz. Ateş unsuru. Tamam mı? Mesela niye şehirli çocuklar korkak olur da köylü çocuklar cesur olur? Çünkü köylü toprakla aşırı neşir olduğunda akrep, yılan, domuz, çakal yani olayları yaşamış. Ötekisi havada, katlarda olduğu için bunlar yaşamadığı için korku oluyor. Tabiatı bile etkiliyor. Suya hakim olursan, firavunluğuna hakim olursun. %76 sudur bedende. Su oraya neyle boğulmuş? Firavun suda boğulmuş. Hakim olan peygamber geçmiş, hakim olan peygamber Nuh yüzmüş. Ateş unsuruna hakim olursan bedene, İbrahim meşrebi olursun, İbrahimleşirsin. Toprak unsuruna hakim olursan Ademleşirsin. İbrahim ateş unsuruna, bedende ateş unsuru var, gadab. O da şefkat ve tefekkür sıfatı, tamam mı? İbrahimi oluyorsun, İbrahimi vesaire. Onun için bedene hakim oldun mu, dört ulul az peygamber oluyorsun. Musa olursun. Musa olursun, buhar İsa'dır. Su, buhar, ateş İbrahim'dir. Toprak Adem'dir veya Muhammed de deniliyor. خَلَقَ الْاِنْسَانِ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَارِ وَخْلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجِ مِنْ نَارِ Bu. Yani ama Peygamber Aleyhisselatü'nün çoğu ulema bunu ayırıyor, bunun dışındadır diyor ama bazı ulema topraktır diyor. Said de toprak oldu diyor. En cami, tamam mı? Said de topraktır. Su Musa'dır. Tevrat'tır. Su unsuruna hakim olursa Tevratlaşırsın, Musallaşırsın, Nuhlaşırsın. Musa, Musevi meşrep olursun. Su unsuruna bak, nefisine hakim olursun. Ateş unsuru gadaptır, dimadır. Hakim olursan İbrahimleşirsin, İbrahim'i olursun. İbrahim eşi. Ondan sonra su, buhar unsuruna hakim olursan İsa'sın. Zühre olursun. İncil olur yani. Mesela. Abi ateş karat dedim, buhar ne oluyor? He? Buhar şeydir, İsa. Yani şey var, yani karşısında ateş dedin ya, karat. Ha şeydir, hayat-ı dünyeviyenin, yani şehvi hayat yani, istediği gibi şekil alıyor buhar. Yani hayat-ı dünyevi deyince illa cinsellik değil.
ikide bir telefon değiştirmek, ikide bir elbise değiştirmek, ikide bir aşını, işini, eşini, bu adam karısını boşuyor, onu alıyor, bunu alıyor, ona gidiyor, zineye gidiyor, buna gidiyor. Bunlar buhar unsurunun ona hakim olduğuna boğuyor adam. Sis yani, önünü görmez. Yolun önündeki düz yolu göremez. Sen de dersin ki Allah Allah, Allah, manyak mı, buradan aşağı nasıl uçurumlu arabası gitti. Bu yolu göremedim. Vardı, sis vardı kardeşim tepede. Sis yani, sis, buhar. O mayenliği yok. İki de bir estetik, elastik böyle. Karaktersiz, kimliksiz ve kişiliksiz bir şey. Her şeyde, her günah, her yerde var. Ama İsa'laşırsan ruhullah olursun, ihya edersin. Hayat olursun. Yağmur yağdırırsın. Yağmur olursun. Rüzgar olursun, taşınırsın. Eğer ne için anlattım bunu? Nefsine hakim olmak demek, dört unsura hakim olmaktır. Toprak unsuruna, su unsuruna, hava unsuruna, ateş unsuruna. Nefis yani, niçin ben bunu çok seviyorum böyle dersleri? Yani tamam konuştuk ettik de ders bittikten sonra ne çıkacak? Elimizde bir şey yokmuş yani. Yani nefis demek eğer yapı itibariyle dört unsurdur. Sistem itibariyle bedendir. Hakikat itibariyle maddi ve manevidir. Tak 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 tak. Soğan kabuğundan içeri doğru gideceksin. İşimize yarayacak da ders. Böyle bir müzakere ortamı olacak. O zaman bugün yetmez bu. Bu şimdi nefsi tanıdık. Yarın gene bunu okuyacağız. Yalnız devam edelim. Bunu direceğiz ama şu şeye çalış. Nefisi dizginlemek, vasata getirmek için ne adımı atmamız gerekiyor? Eğer hangi adımlarla nefsi emmare bize tepemize biniyor? Yani nefsi güçlendirici, gücünü alıcı. Hangi adımlar geliyor? Nefsi emmareyle maddi değil, emmareyle mücahede yöntemi. Tamam ama hepiniz çalışın. Bak ikiniz şeysiniz. Bak geçen sırf sendin bugün. Sen de dahilsin. Hepiniz arkadaşlar bulduğunuz bir şeyi. Ben mesela bugün nefis ama şeyi çözdük. Yani anlaşılan kafanızda kalmıştı. Ene ile enaniyet meselesini. O da çözüldü. Ademi vücut manası ile vücudu manası farklıdır vesaire. Peki. Burada kesiyoruz. Vâhir davâhum enilhamdülillâ rabbil âlemin. El-Fatiha. Selavat.